Türk Tabipleri Birliği adına Beyaz İlhan sunumunu yapacak. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha bir pazar günü öğleden sonra ne kadar ızdırap çektiğinizi buradan görebiliyoruz. Salonun yarısı uyuyor, diğer yarısı da hakikaten ızdıraplı bir yüz ifadesine sahip. Öyle buradan görülüyor. Şimdi biraz uyanma oldu gibi, evet. Şimdi 6 tane örgütten gerek katılımcılar gerekse sizlerle birlikte. Şimdi sağlık çalışanlarının sağlığı başlığında Türk Tabipleri Birliği olarak yaklaşık 20 yıldır özellikle yürüttüğümüz faaliyetler var. Bu kongremiz 4. kongremiz. İlkini 1999'daydı hatırladığım, ilk yaptığımız. Ankara Tabip Odası'nın da aktif olarak içinde yer aldığı kongreler bunlar. Çok yakıcı bir başlık olduğunu zaten farkındaydık. Ancak son 2 yılda yaşadıklarımız sorunun büyüklüğünü ve özellikle genç hekimlerin ve sağlık çalışanlarının nasıl bir tehlikeyle yüz yüze olduklarını bize bütün çıplaklığıyla gösterdi. Nedir bunlar? İşte değil mi? Doktor Ersin Aslan'ın şiddete maruz kalarak ölmesi, Doktor Melike Erdem'in eline tutuşturulan bir Sabim soruşturması yazısının ertesinde elinde savunma yazısıyla birlikte bir hastanenin 6. katından atlayarak intihar etmesi ve yine başka bir genç hekim Doktor Mustafa Bilgiç'in acil servislerinin o hep bildiğiniz keşmekeşi, telaşlı çalışma ortamı, bitmek bilmeyen iş yükü, dinlenemeden çalışma zorlukları içerisinde bir hastanın enfekte olan iğnesini eline batırması sonucu yaşamını yitirmesi. Gerçekten genç hekimleri öldüren, genç sağlık çalışanlarını öldüren kötü bir çalışma biçimiyle karşı karşıyayız. Buna hep birlikte itiraz edecek yöntemleri bulmamız gerekiyor. Bunda hiç kuşku yok. Ankara Tabip Odası yenice bir çalışma yaptı Ankara'daki hekimler arasında. Çok çarpıcı sonuçları var ama burası için özellikle vurgulanması gereken Ankara'daki hekimlerin %96'sının geleceğe umutla bakmadığını ifade etmesi. Gerçekten mutsuz, ağır iş koşulları altında dinlenemeden çalışan ve verdiği sağlık hizmetinden de memnun olmayan bir hekim grubuyla karşı karşıyayız. Bunun çok nesnel, ne yazık ki sebepleri var. Yine aynı çalışma gösteriyor ki hekimlerin %94'ü nitelikli sağlık hizmeti vermediğini düşünüyor. Ne verdiği hizmetten memnun, ne çalıştığı koşullardan memnun, ne ücret alma biçiminden memnun. Dolayısıyla bu geleceğe umutla bakmamasına sebep oluyor. Ve değişik bölgelerde karşılaştığımız hekim intiharları olarak bu karşımıza çıkıyor. Sabahki oturumlarda da gördük. Gerçekten acı bir tablo. Hekimlerin eğitim süreçlerinden başlayarak başta performans sistemi, hastaya nitelikli zaman ayıramama gibi çalışma koşullarının verdiği ağırlıklar bu mutsuz olmalarının en önde gelen sebepleri çok açık ki. Hekime yönelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 2 gündür çok fazla konu edildi. Öteden beri konu ediyoruz. Ancak çok çarpıcı, artık Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bir beyaz kod hattı var biliyorsunuz. Oradan dönem dönem açıklamalar geliyor. Ancak görüyoruz ki ortalama günde 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Bunlar resmi rakamlar. Bunun buzdağının görünen yüzü olduğunu biliyoruz. Pek çok sağlık çalışanının uğradığı şiddeti bu hatta bildirmediğini biliyoruz. Önemli bölümü fiziksel şiddet olmak üzere çok değişik şiddet biçimleriyle sağlık çalışanları karşı karşıya. Daha 2-3 gün önce Siirt'te yine bir aile hekiminin yaşadığı şiddet bizim açımızdan çok çarpıcıydı. Genç bir aile hekimi, daha bir haftalık evli, hiç olmadık bir sebepten
işte ambulansın park etmesi gereken yere park eden bir hasta ve hasta yakını, bir köyden bahsediyoruz. Yani park sorunu olan bir yerden de bahsetmiyoruz. Siirt'in bir köyü. Baba oğul eşinin gözünün önünde aile hekimine hakaretler yağdırıp tekme tokat dövüyorlar. Hekim kaçamasın diye kapıyı kilitliyorlar. İnsanlar camı kırıp içeri girerek hekimi kurtarmak zorunda kalıyorlar. Böylesine hekimliğin itibarsızlaştırıldığı, sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırıldığı, pek çok yönden hedef olarak gösterildiği acı bir ortamla karşı karşıyayız. Hep söylediğimiz bir şey var. Çalışan sağlığı ve güvenliği meselesinde örgütsel tutumumuzu daha netleştirmemiz gerekiyor. Ama bunu da kapsayacak biçimde önümüzdeki döneme ilişkin mücadele biçimlerimizi sizlerle birlikte belirginleştirmemiz gerekiyor. Ben bu oturumun buna katkı sunmasını diliyorum. Hepinizi Türk Tabipleri Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.